Hikmet-i Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdir. Fakat azam-ı mahlukatı da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. İşte bunu, bu inceliği anlamayan bir dangalık Yunus Emre'yi küfürle itham ediyor. Yunus Emre demiş ki efendim, cennet cennet dedikleri 3-5 huy 3-5 Muhabbetullah'ın yanında 3-5 de değildir. Beyi sersem o frekansa giremiyorsun, o işi anlamıyorsun. Niye zırvalayıp duruyorsun? Yunus Emre'yi aklınca şey yapacak. Evet. Bir daha okuyayım. Hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Elbette. İbadetin gayesi cennet olabilir mi? İbadetin gayesi yalnız Allah'ın rızası olabilir. Yalnız Allah için olabilir. Cennet, cehennem, Allah'ın münasip gördüğün nereyse oraya gidersin. Yapacak bir şey yok. Ama ikisinde de Allah'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Allah senden razı olmalı. Senin ibadetin Allah rızası için olmalı. Tabii Yunus'un bulunduğu yeri azıcık idrak etmek nasibi de değil, nasibine düşmemiş. Yunus Emre'yi küfürle itham ediyor. Hatta hakaret etmiş duyduğuma göre. Hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatırının gayrına daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tesellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır. Fakr ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona ittihar ettiği uhrevi servet ile müstanidir ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinat ettiği için kavidir. Hem yalnız liveçhillah rızayı ilahi için fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır. Yani, abd-i aziz her asırda bir tane midir yoksa onun şumulünde cemaati veya insan? Herkeste onun serpintisi vardır. Allah'a inanan, samimi davranan herkeste azizlik vasfı vardır. Bir tane olur mu? Allah'ın nuru kimde varsa o azizdir. Mübarektir. Hoştur. Değil? Cenneti dahi gaye edilmeyecektir. Hepimiz, hiçbirimiz öyle değiliz. Yani cennet için ibadet etmiyoruz. Ama belki öbür büyük zatın derinliğine vasıl olacak bir şumulümüz yok. Ama yüzünden de olsa, niyette de olsa, sadece niyette olsa, sadece ve sadece Allah rızası için yapıyoruz. Bu dersi almışız. Bunun hepsi, bu insanların hepsi o nurdan istifade eder. Onurla, o nurdan hissesi vardır. Öyle bir kişinin falan olmaz yani. Mümin ise onda o azizlikten bir parça vardır.